Evet, devam ediyoruz. Şimdi bu videomuzda Node.js ile veri tabanı kullanacağız. İlk kullanacağımız veri tabanı MySQL olacaktır bildiğiniz üzere. Sonrasında MongoDB'ye belki bakılabilir. Tam bir kesin söz veremiyorum. Şimdi arkadaşlar, tabii MySQL ile Node.js'i kullanabilmek için öncelikle MySQL yüklü olması lazım. Şöyle bakalım. Burada sitesinden yüklemeniz lazım. Ayrıca şöyle de bir şey var. Buradan yükleyebilirsiniz veya hani lokal olarak example işte WAMP gibi bu şeyleri açalım hemen. Bu tarz servisleri de yüklerseniz lokalinizde MySQL'i çalıştırabilirsiniz. İşte Apache ve MySQL ben kendi example programından lokalinde çalıştırırsam, bunun MySQL'in admin sayfasına gidersem burada benim lokaldeki MySQL'im var. Veri tabanları olsun vesaire, işte sorgulama vesaire. Ben bunun üzerinden kullanacağım arkadaşlar. Siz dilerseniz bunu indirip kullanabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Şimdi birinci adım olarak bu yüklü olması lazım. MySQL yüklü olması lazım. İkinci olarak da biz gidip bunu NPM üzerinden modül olarak yüklememiz lazım MySQL'i. Hemen CMD'yi açalım. Ya da direkt şu terminalimizden bu projemize yükleyelim. Terminali açtıktan sonra npm install mysql yazıyorum. Şimdi arkadaşlar, benim mysql modülüm yüklenmiş oldu. Paketim yüklenmiş oldu. Ben şimdi ne yapacağım? Bunu kullanacağım burada. Hemen normal her zaman gibi dahil ediyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar, biz bu şeyimizde, bu videomuzda öncelikle bir veri tabanımızda sağlam bir bağlantı kurabiliyor muyuz? Hani ben lokalinde çalışan dedim ya, orayla bağlantı kurabiliyor muyum? Önce buna bakalım. Sonrasında sorgulama işlemleri vesaire yapılabilir. Önce bir bağlantı olur ve bunun kontrolü sağlanır. Hemen işte var, bağlantı diyorum. Bağlantı değişkenine bu bağlantıyı oluşturacağız şimdi. MySQL create connection diyoruz. Bağlantı oluşturma komutu. Şimdi buraya arkadaşlar host, biz lokalde çalıştığımız için tabii local host giriyoruz buraya. İşte user. Burada genelde root olabilir. Siz ayarlarınızdan bakın. Password olmayabilir. Password olmayabilir. Yani genelde default'ta böyle gelebilir. Ben de bu şekilde kullanacağım. Evet, benimkinde de bu şekilde kullanacağım. Hani farklı kullanıcılar olabilir de bir tane kullanıcı, herhangi bir kullanıcı girmeniz yeterli olacaktır. Şifrem yoktu, boştu. Dolayısıyla ben de bunu boş bırakıyorum. Evet, şu anda aslında bağlantı bilgilerimi girdim. Yani şimdi bunu tabii şey yapacağım ben, değil mi? Hani harekete geçeceğim. Bağlantıyı asıl şimdi kuracağım. Bağlantı connect diyorum. Fonksiyonu başlatıyorum. Hata yakalanırsa onu alabilirim. Hata varsa onu bastır. Ondan sonra eğer yoksa zaten, eğer hata varsa bunu bastırıp zaten aşağıya devam etmeyecektir. Buralara gelmişse, şu konsol log satırına falan gelmişse bağlantı kurulmuş demektir. Dolayısıyla bağlantı başarılı diye biz ne yapalım? Bir bilgi verelim. Şimdi çalıştıralım bakalım, kodlarımız başarılı şekilde çalışıyor mu? Bağlantı başarılı dedi şu anda arkadaşlar. İşte burada herhangi bir bilgiyi falan değiştirirsek tabii hata verecektir gördüğünüz üzere. O yüzden bilgilere doğru girmeli. Bilgilerimizi doğru girip bağlantımızı kolay bir şekilde başlattıktan sonra şimdi arkadaşlar ne yapalım? Bunları bir videoda mı yapalım? Yok. Tamam. Şey yapalım. Bunlar öbürkü videoya kalsın. Tek tek yavaş yavaş ilerleyelim. Yani 3'er 5'er dakikalık videolarla pratik olsun. Şu anda MySQL ile Node.js arasında bir ilişki, bağlantı kurmuş olduk. Sonraki videolarımızda da tablo oluşturmak olsun, database oluşturmak olsun Node.js üzerinden. Asıl olarak select, işte insert, update, delete gibi temel sorgu işlemleri olsun. Bunlara değinmeye çalışacağız.